De asgari ücretli için de Temmuz ayı bir hayal kırıklığı oldu. Emekliler acaba ne kadar zam yapılacak maaşlarımıza diyordu, hayal kırıklığı yaşadı. Asgari ücretli bir ara zam yapılacak mı diyordu, hayal kırıklığı yaşadı. Biz şimdi işte bu çok konuşulan, tartışılan Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmeden sonra da AK Parti tarafından gelen eleştiriler var ya Yalçın Karatepe'ye. İşte normalleşmeye ve siyasette sen ılımlı havaya aykırı bir takım açıklamalar yapılmış olması falan. Bu bahsettiğimiz milyonlarca insan Yalçın Karatepe'nin ya da bu görüşmenin taraflarından gelecek açıklamanın detayını bekliyordu. Ve elbette bu açıklamayı da yapmak boynunun borcuydu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dediğim gibi yeterli bulmayanlar bile oldu. Gelin bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi hayal kırıklığına uğrayan insanlar ne düşünüyor, ne yapıyor bu son gelen haberlerden sonra buna bakalım. Ve söyleyelim, emekli en fazla %25'e varan bir enflasyon farkı alacak. Ama yine de bir asgari ücretle ilgili son dakika sürprizi umuttur, korunuyor. Onu da belirtelim ve detaylara geçelim. Ay 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 ay. 9.999 lira alıyorum. Ne yapacağım? Aynı 18'de maaşımı aldım. 2, 4, 6, 8, 9. Nasıl geçecek? 900 lira var. 25 hani gün ne yapacağız? Elektrik, su, doğalgaz nasıl yapacağız? O da yok. O da yok. Fakir olsun. 6 günde 9 lira mı? Evet. Kira verdim. 18'inde aylığını alan emekli cüzdanında kalan parayı tek tek saydı. 900 lirayla 3 hafta daha geçinmek zorunda. Milyonlarca emekli zar zor Haziran'ı bitirecek. Zammın netleşeceği Temmuz'sa şimdiden hayal kırıklığı. Emekli öldü. Allah onun boğazında, o kim zam yapmıyorsa onlar, hele Mehmet Şimşek, Allah ya Rabbi Allah'ın da bul. Emekliler Temmuz'da seyyanen zam bekliyordu, olmadı. İktidar ekonomik tabloyu gösterdi, sadece enflasyon farkını işaret etti. 5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin %22,72 oranındaki maaş zammı kesinleşti. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle yeni zamlı maaşlar belli olacak. Tahminlere göre zam oranı %25 olacak. Sıfır zam. Bak, çocuğa dondurmayla pazarlıkla aldık. Aman şunu şöyle, şöyle. Torun. Yani istemez miyim her dediğini yapmayı? Emekli torununa dondurma alırken dahi torunuyla pazarlık yapmak zorunda kalıyor. 17 bin lirayla geçinen asgari ücretli için de durum farksız. Her iki kesimin gözü de Temmuz ayında, ama asgari ücretliler için hükümet zam kapısını kapattı. Daha şimdiden maaşları açlık sınırının altına indi. Ama diğer taraftan da başta akaryakıt olmak üzere zam yağmuru sürüyor. İşte bu koşullarda asgari ücretlinin Ocak ayını getirmesi çok zor. Hükümet enflasyonu yükseltiyor gerekçesiyle ara zamma kapıyı kapattı, ama kulislerde konuşulan sürpriz bir kararla ara zammın yapılacağı yönünde. Asgari ücrete yaklaşık %15 civarında zam yapılacağı söyleniyor. Bu iddialar gerçek olsa bile, bir an için böyle olduğunu düşünsek bile, asgari ücretin 19.500 lira civarında balıklanması söz konusu. Oysa bu rakamlar açlık rakamlarının bile altında. Bu iddialar boş söylemler. Yapılması gereken iş enflasyon karşısında asgari ücreti eritmemek. Maaşa ek zam kapılarının kapanmasına karşılık CHP 30 Haziran'da Kocaeli'de geçinemiyoruz mitingi yapacak. Maaşımı bizi idare edenlere vereyim. Bu ek zamı da onlara vereyim. Bir ay geçinsinler. Zor. Ne bir ayı, bir günlerine yetmez onların.